Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine doğal bir öksürük şurubu tarifi vereceğim. Malzemelerimiz kolay bulunabilen malzemeler arkadaşlar. Neyimiz var elimizde? Bir orta boy soğanımız var, bir tane limonumuz var, bir diş sarımsağımız var, yarım tatlı kaşığı zencefilimiz var, bir tatlı kaşığı tarçınımız var ve 4-5 yemek kaşığı doğal organik balımız olacak arkadaşlar. Malzemeler bu şekilde. Şimdi yapımına geçelim. Soğanımızı ilk önce soyuyoruz arkadaşlar ve yemeklik doğrayacağız. Soğanımı soydum, yıkadım. Şimdi bunu yemeklik doğrayalım. Kavanozumuza atıyoruz yemeklik doğradıktan sonra. Aynı şekilde diğer soğanımı da yapıyorum. Soğanımızı doğradıktan sonra bir diş sarımsağımız var. Onu da doğrayalım arkadaşlar. Sarımsağımızı da doğrayalım. Bunu da kavanozumuzun içine alıyoruz. Ve bir bütün limonumuz var. Bunu da sıkacağız içine. Bütün limonumuzu da sıkalım. Bu kış aylarına girdiğimiz dönemde özellikle doğal olarak öksürük şurubu çok da güzel olacak arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Zaten her şeyin doğalı daha güzel. Limonu da iyice sıktıktan sonra kavanozumun içine limonumu da aktarıyorum. Ve bir tatlı kaşığı tarçın, yarım tatlı kaşığı zencefil ve 3-4 yemek kaşığı da arkadaşlar doğal balımı ilave ediyorum. Lütfen doğal olmasına özen gösterelim balın. Fabrikasyon olmasın. Dört kaşık yeterli bu karışıma. Bunu iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Bütün malzemeler birbiriyle özleşsin. Şöyle de sıyıralım. Bunu bu şekilde ağzını kapatacağız arkadaşlar. Buzdolabında 24 saat bekledikten sonra kullanıma hazır oluyor. Bakın bu şekilde. Bu 24 saat bekledikten sonra zaten göreceksiniz suyunu salacak. Soğan ve sarımsak karışımımız tamamlanmış olacak arkadaşlar. Peki nasıl kullanmalı? Günde 2 kez kullanabilirsiniz. Sabah akşam tok karnına kullanırsanız iyi olur. Arkadaşlar hamile ve emziren bayan arkadaşlarım kullanmasın. 2 yaş ve altı çocuklarda kullanılmasın. Hatta bebeklerde kullanmayın bence. Bal var sonuçta. Tabii bala karşı alerjisi yoksa neden olmasın diyorum arkadaşlar. Doğal antibiyotik öksürük şurubumuz bu şekilde hazır oluyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selametle.